gayrı o köylerden göçüp geldik de dağını, taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını bir an ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş, görmedik kardeş. Ne havası tutar, ne suyu tutar, bırakmaz bu şehir herkesi yutar. Can dediğin ucuz mudur bu kadar? Düştük de kaldıranı görmedik kardeş, görmedik kardeş. O boyanın cilanın altı hepten dert yükü, sonradan görme çoğu sırtında kürkü. Kapılmışlar popa, caza, bilmezler türkü. Kaval sesi, koyun sesi özledim kardeş. Yazılarda çelik, çomak oynardık. Yavan ekmek, kuru soğan ile doyardık. Eve geç geleni köyde kınardık. Çoluk çocuk eve gelmiyor kardeş, gelmiyor kardeş. Yıkar evi barkınızı, talan eder yuvanızı. Taş üstünde taşınızı koymaz dostum büyük şehir. Yabanda yazıda ayağımıza diken batardı. Rahmetli nenem bir kara sakız yapardı. Ne doktor arardı, ne merhem arardı. Hapşırsak doktordan beri gelmiyoruz kardeş. Köyde gelin pınar başında kalsa, bir iki komşuyla az lafa dalsa, evi dar ederdi oğlana kalsa. Şimdi eve hiç gelmese bir şey demiyor kardeş. Vel edep, vel haya köydeymiş meğer. Bir imkanım olsa dönmem mi eğer? Hoş görme halımı, beterim beter. Tozlu yollarını, soğuk sularını özledim kardeş. Gün olur da bir gün ben dönemezsem, akıl baştan gider ben bilemezsem. Vasiyetim köyümdür ben diyemezsem. Beni yaban elde bırakma kardeş. Beni İstanbul'da, beni gurbet elde, beni yaban elde bırakma kardeş. Bırakma kardeş, bırakma kardeş, bırakma. Taş üstünde taşınızı koymaz dostum. Köyümüzün en yaşlılarından Şerifleri amcayla birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz. 80 yaşındaki amcamız bakalım köyle alakalı bizlere neler anlatacak. Selamünaleyküm amca. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsın amca? Gül yiyem işte böyle. Bahçelerde bulamıyorum. Kaç yıldır bu köyde ikamet ediyorsun? 80 yıldır. 80 yıldır buradasın. Ha. Köy eskiden kaç haneydi? O da 15 hane. 15 hane. Nüfus kaçtı biliyor musun? Hatırlıyor musun? Nüfusu ben yemem ama 15 haneden ne oluyor? Sonra da 30'a çıktı. Sonra da daha fazla.
başımı hemen karıştırdım. Ne yaptın, ne ektin, ne biçtin amca köyde? Ne yapayım? Çalıştım, çalıştım, çabaladım işte. Ha böyle iki tane motor ettim. Al motor. Ne kadar arazin, tarlan var? Tarla var. Ama ortakçım var ya, arkadaşlarım var. 100 dönüm var herhalde. Maşallah. Yani, ne ektin bu zamana kadar bu tarlalara? Tütün yaptım. 3 ton tütün çıkarıyordum. Kaç ton? 3 ton. Ooo maşallah. Ya, sen de bunu sev, burada çalışma var. Nerede bu çalışma şimdi? Ya saçacağım, ben de yatayım buraya. Emekliliğin var mı amca? Var, var. İnanma. Emekli oldun. Peki amca, eskilerde seni özlediğin, aradığın ne var? Eskilerden neyi yad ediyorsun, ama neyi arıyorsun? Koca karım gitti. O hiç aklımdan çıkmıyor. Hanımı arıyorsun yani. Gitti lan. Eskiden bu köylük, köy yeri daha mı şenlikliydi? Nasıldı? İyiydim, çok. Oyunum çok vardı. Bak şu bina oyunun hayatıydı. 250 oyunum vardı. Onları kudu yedim bazı. Akşam olduğumu çizim tarlasından gel yedim, doğru oyunu yapma. Eskiden televizyon yoktu, bir yok, şey yoktu. Yok, peki yok. Nasıl zaman geçiyordu amca? Sohbet mi ediyordunuz, ne yapıyordunuz? Köy halkıyla nasıl bir araya geliyordunuz? Çok iyiydik ya. Ne yapıyordunuz, neler yapıyordunuz? Neler yaparım? Bazı güveç oluyordum Bafra'da, panayır oluyordum, oralara gidiyordum. Panayır'a gidiyordum şimdi. Pazarlar, alışveriş de yapıyordum ben. Alışveriş, mal alıp mal satmak, pazarlarda... Ticaret yapıyordun. Ticaret yapıyordum. Şimdi eski köylünün düzeniyle şimdiki düzen nasıl? Ulan şimdi hiçbir şey yok, çalışma yok, bir şey yok, yazarsa. Kimse üretmiyor değil mi? Yok ulan yok. Hiç kimse ekip biçmiyor. Yok, ekiyor ben, ekin ekiyor ben. Sadece ekin ekiyor. Sadece ekin, başka bir şey yok. Şimdi daha iyi diyorsun yani, herkes yatıyor diyorsun. Ya abim ya, işte bu kadar bir gelir var, başka malım var işte, malım, tosunlarım var, kurbanlıklarım var abi burada. Bir iki tane, 5-6 tane var. Yani sığırlarım var. Yeni nesillere söyleyeceğin bir söz var mı amca? Yeni nesiller hiç çalışmayalım. Onlar birbirini istemiyor. Çoğu var. Birbirini istemiyor. Eh oğlum nerede öldü. Öleceğim ya. Ya. Her şeyi gördük oğlum. Her şeyi gördük. Buradan selam ileteceğin kimse var mı amca? Buradan mı? Evet. Kimlere selam iletmek istiyorsun? Bu çektiğimiz belgeseli buradan Amerika'ya kadar, Avrupa'ya kadar tüm dünyaya yayın edeceğiz. Seni de herkes izleyecek. Bir mesajın var mı? Selamı söyleyecek misin kimseye? Vallahi kime selam söyleyeyim? Benim rey verdiğim adamla hep öldüler. Şey kaldı bir tane Tayyip işte. Tayyip'e selam söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza selam söylüyorsun. Selam diyeyim bak. Tamam amca. Ya. Samsun ili Atakum ilçesi Saraköy mahalle muhtarı Nuh Kralıoğlu. Nuh Bey, geçmişten bugüne sizin özenti duyduğunuz köyünüzle alakalı neler var? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl köy? Vallahi eskiden çalışma vardı, şimdi çalışma yok. Herkes hazıra, yani insan bunları özlüyor eski çalışmalarda. Üretim yok diyorsunuz, herkes üretim, hazır yiyor. Üretim yok yani, yok. Çünkü 20 sene, 15 sene öyle daha geriye gittiği zaman bir çalışma vardı. Şimdi o çalışmalar bitti. Vatandaş emekli oldu. Bir evde iki kişi var emekli olan. Gençler de sene hep olduğu gibi çarşıya gitti. Eskiden televizyon yoktu. Sizin kaç, yaşınız kaç? Yaş 46. 46. Eskiden böyle televizyonun olmadığı dönemleri hatırlıyorsanız köyde nasıl vakit geçerdi? Neler yapardınız? Köylerde düğünler nasıl olurdu? Vallahi yani o günleri özlüyor musunuz? O nasıl? Günler tabii, tabii özleniyor. Şöyle yani eski düğünde yine bir başkaydı yani. Şimdiki düğünler vatandaş bir düğün yapıyor, salona alıyor götürüyor, salonda olay bitiyor. Ama önceden köyde bir gün önceden bir başlıyordu böyle yani yaşayan da daha iyi biliyor. Şimdi gidiyorsun bunu yaşamıyor. Evet. Yani yaşasa daha iyi olur yani. Köyünüzün nüfusu kaç? Tamam, bu arada. Vallahi nüfusumuz 230-265'ten her geçen gün düşüyor. Düşüyor değil mi? Düşüyor, düşüyor. Her sene düşüyor. Peki köyün geçim kaynağı ne? Geçim kaynağı eskiden tütündü. Şu anda
hayvancılık ağırlıklı. İşte bir iki vatandaş da ekiyor. Çoğu yerini boş bırakıyor. Köyde genelde hangi iş görülüyor? Yani hangi işe yönelme var? Yani inşaat sektörü mü nedir? Gençler hep olduğu gibi çalışıyor yani. Köyde duran genç yok gibi sayılır yani. Ama vatandaş hayvancılık üzerine bir çalışması var yani şu anda hayvan üzerine. Zaten vatandaşların çoğunun yanında iki kişi var. Bu da birisi emekli. Bu şekilde vakit geçiyor böyle. Buradan herhangi bir mesaj vermek istediğiniz bir şey varsa? Vallahi şöyle bir mesaj. Gençler köye gelip çalışsın dedim ben. Yani bir atılım yapsın da böyle. Ben geçen bir yere gittim. Teşvikler var güzel. Teşvikleri değerlendirsinler. Devletin teşviklerinden faydalansınlar. Köyümüzü beraber geliştirelim diyorsunuz. Vallahi teşvikten faydalananlar her türlü yardımı yapalım mı? Yeter ki teşviklerden faydalansınlar. Peki köyünüzün şu an acil ihtiyacı olan herhangi bir şey var mı? Şu anda bizim yol çalışmalarımız var. Biz yoldan geçen tabu sahipleri imza karşılığı belediyeye vermiş olduğumuz bir dosyamız var. Onun genişletmesini işte yol genişletme şeylerimizi Atakum Belediyesi'nden bir haber bekliyoruz yani. Bizi 6 ay yolda aşağı yukarı. Aha bugün geliyoruz, aha bugün geliyoruz, hala bekliyoruz. Ama altyapı da programı alındı aşağı yukarı. İşte bir altyapı sorunumuz, bir yol sorunumuz var. Başka bir sorunumuz yok. Peki, teşekkürler. Oldu, ben teşekkür ederim. Köyün yine yaşlılarından Musa Karaoğlan amcamızla birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam, buyurun. Ne var ne yok, nasılsınız? Allah şükür, iyi. Allah iyilik versin. Amca, kaç yaşındasın? 64 yaşındasın. Amca, geçmişten bugüne kadar köyde özlem duyduğun neler var? Eskiden böyleydi, şimdi böyle dediğin, özlediğin neler var? Oğlum, hiç aklım yok benim şimdi. Eski günleri, eski bayramları, eski çalışmaları özledin de sen. Eski günleri heyecan şimdi yok ama bolluk çok şimdi. Rahatız diyorsun. He, rahatız. Eskiden yoksulluk vardı ama düğün, bayram, şenlik olurdu. Yaşam, eğlence daha çok olurdu. Allah var şimdi. Tarla tapan çok mu amca? Yok. Neyle geçimini sağlıyorsun? Devleti verdiği maaşla geçiniyor işte. Eskiden ne ekerdiniz? Şimdi ekmiyorsunuz herhalde. Tütün ekiyorduk. Evet, tütün yapıyordunuz. Ne tütün yapardınız? Zahmetliydi değil mi tütün? Buradan söylemek istediğin, birilerine mesaj vermek istediğin, selam göndermek istediğin var mı amca? Yok. Kimseye selam meram yok diyorsun. Peki, teşekkürler. Amca, kendini tanıtır mısın? Atakum Samsun, Sarayköy Mahallesi'nden Kahraman Karaoğlan. Kaç yaşındasın amca? 56. Ne iş yapıyorsun, neler yapıyorsun? Çiftçilikle uğraşıyoruz. Ne ekersin, ne biçersin? Buğday, mısır, ot, pi, yulaf ekiyoruz işte. Hayvan da besler misin? Besliyoruz. Evet, geçmişten bugüne neler özlüyorsun? Eski insanlar tabii ki özleniyor. Eskiden öküzlerle çift sürme vardı, şimdi bak traktörlerle. Ne rahatlık. Ama yakıt çok pahalı. Mazot pahalı diyorsun. Mazot çok pahalı. Eskiden köyde eğlenceler nasıldı amca? Televizyon yoktu, insanlar nasıl bir araya geliyordu, i̇nsanlar ne yapıyordu? İnsanlar bayramdan neydi? Bayrama, bir cumadan cumaya bir araya geliyorlardı. Ne yapıyordunuz peki bir araya gelince? Ne yapacağınız? Sohbet işte. Ahmet şunu yapmış, Mehmet bunu yapmış. Eski günlerde özlediğin neler var? Eski günlerde çocukluk hayalleri var mesela. Çocukluk günlerimiz var. Neler yapardınız, neler oynardınız? Şimdiki çocuklarla... Futbol oynardık. Yakar top oynardık, kale kapmaç oynardık, saklambaç oynardık. Peki mesajın var mı buradan geçmişe, geleceğe dair? Geleceğe dair vallahi yolla bir kere su, altyapı bunların olması mutlaka gerekir. Gençlerimize mesajın var mı?
gençler, Allah herkesin zihnini açık eylesin. İşlerine baksınlar, ne diyeyim. Peki, teşekkürler. Kendini tanıtır mısın amca? Saraykö sakinlerden Mehmet Karola. Ne iş yaparsın Mehmet Bey? Ben devlet memuruyum. Ufak tefek de koy işlerine uğraşıyorum. Yaşınız kaç? 55. Geçmişten bugüne özlem duyduğunuz neler var köy hayatıyla ilgili? Ana özlem duyduğum neler var neler var. Anlattın bize, paylaşın. Paylaşalım. Yollarımızın böyle olması, köprü donların gelmesi bizim bu mutluluk da iyi bir şey. Hizmetlerden memnunsunuz. Tabii canım, daha da iyi olacak inşallah. Peki geçmişte köyde yapıp da bugün yapamadığınız neler var? Vallahi bu her şeyi yapıyor. Geçmişte yapamadık hiçbir şey. Sosyal anlamda düğün, dernek, bayramlar nasıldı, şimdi nasıl? Eskiden daha mı iyiydi, şimdi mi daha iyi? Eski adamlara göre eski zaman iyiydi, şimdiki zamana, şimdiki nesile, şimdiki iyi. Peki buradan bir mesaj verecek misiniz? Ne gibi? Geçmişe dair, geleceğe dair, gençlerimize, toplumumuza bir mesajınız var mı? Vallahi gençliğimiz eski gençliğe bakarak çok iyi. Terbiyeli, dürüst. Peki. Allah Allah. Herkese selam söylüyorum diyorsunuz. Herkese selamlar. Peki, teşekkürler. Gidiyor köyde hayat. Kaç yaşındasın? İsmin ne bakayım Melik amca? Salih. 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Ne yapıyorsun? Köyde mi yaşıyorsun? Evet. Köyde yaşamayı seviyor musun? Evet. Neler yapıyorsun köyde? Bisiklet sürüyoruz, oyunlar oynuyoruz. Ne oyunlar oynuyorsun? Saklambaç, körebe, yakan top. Şehir hayatı mı güzel, köy hayatı mı güzel? Köy hayatı daha güzel. Neden daha güzel? Samsun'da hava kirliliği, köyde ise hep ağaçlar var. Köyümüz daha temiz, daha oksijeni bol diyorsun. Evet. Trafik yok diyorsun, daha sakin diyorsun. Evet. Peki buradan bir mesaj iletmek ister misin? Herhangi bir şey. Herkes kendi şeyini iyi kullansın, çevresini. Çevremizi temiz tutalım, kirletmeyelim diyorsun. Evet. Peki, teşekkürler canım benim. Çek hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldin sen. Hayır. Amca kendini tanıtır mısın? Ben Sarayköylü Hacı Yusuf Karaoğlan. Çiftçilikle uğraşıyorum işte, motorla, malla, melanla böyle uğraşıyor ki diyeyim. Hayat böyle sürüyor. Köy hayatı nasıl, memnun musunuz? Allah'a sonsuz şükürler olsun. Çok iyi. Cenab-ı Allah devletine zavallı vermesin. Amin inşallah. Önce devlete versin, sonra bize. Peki amca, geçmişten bugüne özlem duyduğunuz köy yaşantısıyla ilgili herhangi bir şey var mı? Olmaz mı ya? Eski yaşantılara göre bu yaşantı çok güzel bir şey. Şimdiki olmayan bir şey yoksa bu mesele şükür yok yani. Her şey çok bol, şükür. Her şeye teşekkür ederim size de yanım, tamam mı? Her şey. Peki yaşam amca, ya, her şey var ya. Eski düğünler, eski bayramlar, eski Ramazanlar nasıldı, şimdi nasıl? Eskiden ya, neler yapardınız? Şimdi ya, neler yapıyorsunuz? Şimdi o zamanki özellikle öyleydi. O zaman böyle araç yoktu, gereç yoktu. Herkes birbirine gidip, o da adam buradan Samsun'dan çıktı mı bir günde köyüne gidemiyordu. Mecbur kalıyordu bizde misafir kalmaya. O zamanki şeyle öyleydi. Ama şimdi arabayla günlük görüş oluyor herkes. Herkes günlük görüş oluyor arabasıyla gidip geliyor. Herkes aynı, görüşte yine aynı bence ya. Tamam, sevgi yine aynı. Yeter ki devletimiz sağ olsun. Tamam. Buradan bir mesaj iletmek, birine selam göndermek istiyor musun? Beni sevenlere herkese selam. Müslüman aleminin Ramazan'ını kutlar, hayırlı bayramlarını dilerim, tamam mı? Teşekkür. Size de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sabahattin Karaoğlan. Eski muhtar. Eski muhtar. Kaç yıllık muhtarlık yaptın amca? 10. 10 yıl muhtarlık yaptın. Daha önce Ahlu'ya bağlıydı. Ahlu'ya bağlıydım. Muhtarlığı ben ayırdım. Muhtar oldum. Köyümüzde çok emeği var. Kaç yaşındasın amca? 88. Maşallah. O da var mısın ya? Amca, eskiden olup da bugün olmayan ne var köyde? Hiçbir şey yok. Aynı. Hep aynı mı? Aynı tabii. Eski yaşantıyla şimdiki yaşantı arasında hiç fark yok mu? Yok. Bana sorarsan yok. Eskiden köylerde... Neden yok biliyor musun? Eskiden tütün yapıyorduk. Tütüncü kalktı. Anladın mı? Şimdi vatandaş her biri bir yerde. Evet, buyur şimdi. Eskiden Ramazanlar
nasıl geçerdi? Eskiden bayramlar nasıl geçerdi? Düğünler nasıl geçerdi? Eski Ramazanlar yok. Eski bayramlar yok. Niye yok biliyor musun? Şimdi biz sarışık, apolu bir yapıyorduk. Üç köy bir bayram. Üç köy bir. Bunlar öldü. Bayramışı geçti artık. Kalktı. Bayramışmayı yedi bu köye. Tamam mı? Peki düğünler nasıl olurdu? Daha mı şenlikli tabii, olurdu? Tabii tabii. Neler yapardınız? Güreş. Her köyde düğün olduğu zaman gittiğimiz zaman güreş yapılıyordu. Kendinizce bir oyunlarınız var mıydı? Evlerde toplanıp oyun oynar mıydınız? Ne yapardınız? O kadar yok, öyle yok. Öyle yok. Kendinize has oyununuz yok yani. Öyle yok, öyle yok. Özlem duyduğun, en çok özlem duyduğun ne var amca? Eski hayatla alakalı. Eski hayatla, eski günleri arıyor. Neyi ne arıyorsun mesela? He? Ne arıyorsun mesela? Neyi? Sohbeti, iyiliği, hatırı gömülü, hasreti. Bunlar yok şimdi. Şimdi niye yok? Mesela. Eski adamla gitti. Şimdi yeni nesil kaldı. Yeni nesil daha ilgisiz, alakası diyorsun. Öyle. Öyle şu anda. Öyle. Peki buradan herhangi bir mesaj vermek ister misin? Selam göndermek, birilerine mesaj vermek, geçmişe dair, geleceğe dair mesajlar vermek. Valla ne mesaj vereyim ben bilmiyorum şimdi. Sana ne diyeyim. Şimdi şu durumda ortalık ne iyi ne kötü bence. Türkiye'nin durumu. Bunu sorarsam. Evet. Ne iyi ne kötü. Niye kötü, niye iyi, niye kötü. Afrikasyon birbirlerine duruyorlar. Sizi halk seçmiş. Sizden bir nefret bekliyor. Niye birbirimize kılaşıyorsunuz? Zorunuzla. Derdinizle. Öyle de. Uzlaşı olsun, kardeşlik olsun, barış olsun diyorsun kısaca. Evet, evet. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Amca sen kendini bir tanıt bize. Benim ismim Sami Dere. Sami amca kaç yaşındasın? 65. 65. Sami amca ne yapıyorsun şimdi? Otları ilaçlıyım. Sami amca dünden bugüne köyde özlediğin bir yaşantı, eski bayram, eski Ramazan, eski düğün neler var aklında? Eski bayram yok tabii. Eski şenlikler öyle. Gelip gitmeler yok. Şimdi daha mı iyi daha mı kötü? Eskisi gibi iyi değil şimdi. Daha, eskiden daha iyiydi. Eskiden ne olurdu mesela? Ya birbirine gelip gidiyordu. Mesela çocukla geliyordu, adamla geliyordu. İnsanlar birbirine gelip gidiyordu. İnsanlarla iletişim daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Peki köyde ne içip ne içersin, ne yersin, ne içersin? Köyde... Ne yerim ne içerim. Aynı Samsun'dan yiysek burada da aynı. Değişmez yani. Burada herhangi bir şey ekip biçmiyor musunuz? Ya burada domates ekiyok. Zalatalık. Amca, gelecekteki nesle herhangi bir tavsiyen, bir söyleyeceğin, ileteceğin bir mesaj var mı? Gelecek nesle şöyle bir şey var. Dinle bağlı olmasını, millete birbirine saygı olmasını. Yani şimdi okulda din eğitimi veriyor ama aile ve Kur'an kursuna da öğrenmesi lazım. Örf adetlerine bağlı birer nesil olarak kendilerini yetiştirmelerini istiyorsun. Tabii ileriye doğru daha iyi nesil yetişmesi için dinle bağlı olması lazım. Peki amca, buradan iletmek istediğin bir selam var mı ki herhangi kimseye? Bütün İslam alemine, bütün insanlara, İslam alemine selamlarımı iletirim. Peki, teşekkürler amca. Selamünaleyküm. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Cemil Dere, Sarayköylüyüm. Aynı zamanda bu köyün dernek başkanıyım. Dernek ne zaman kuruldu? Dernek bir 4-5 yıl oldu. Ben İstanbul'dayken kurulmuş. Daha sonra geldiğimizde işte arkadaşlar bize devrettiler bu görevi. Dernek faaliyetlerinizle ilgili bize kısaca bilgi verir misiniz? Dernek faaliyetlerimiz, düzenli olarak yaptığımız bir kutu doğum programı yapıyoruz. Ramazanlarda toplu iftar veriyoruz işte. Samsun'dan, il dışına gelenler oluyor.
şimdiki futbol takımı kurduk. Köyler arası turnuvalar düzenliyoruz. Onun haricinde işte hasta ziyaretleri falan yapıyoruz. Düğüne gidenler önceden takı falan takıyorduk. Şimdi devam ediyor. Cenazede yemek işlerini falan hallediyoruz. İşte ilanları, duyurumları. Bu şekilde devam ediyor. Köyümüz gördüğünüz gibi 20-25 hane arası. Çoğu yaşlı zaten duruyor. Biz hafta sonları geliyoruz. Şehirde ticaretle uğraşıyoruz. Peki köyünüzün size aciliyet olan ihtiyacı ne? Köyümüzün ihtiyacı muhtarı yaptığımız raporcu da zaten dile getirdi. Bir altyapı sorunumuz var. Onu da artık yavaş yavaş çözmeye başladık bir şey. Beklemedeyiz yani. Yol. Onun haricinde başka da bir sıkıntı yok. Peki sizin özlem duyduğunuz geçmişe dair köy yaşantısıyla alakalı neler var? Eski muhabbetler, eski sohbetler, eski aşklar kalmadı. Önceden yani tütün falan dikilirken herkes birbirine gelip giderdi. Konuşuk daha iyiydi. Şimdi yani burada kimse kimseden haberi olmuyor yani. O eski günler aranıyor. Peki eski Ramazanlar, eski bayramlar, eski düğünler? Eski bayramlar tabii. Ne diyecek? Çocukluktaki bayramlar özlemi duyuruyor ama işte çocuklara göre şimdiki bayramlar güzel, bize göre eski bayramlar güzel. Dernek başkanı olarak köyün tanıtımı için bizlere devreye girerek böyle bir etkinliğe imza attınız. Bunu hangi duygularla gerçekleştirdiniz? Ya böyle bir düşünce zaten vardı. Sağ olun size yardımcı oldunuz projeyi anlattığınızda. Ya köyümüzün tanıtılması gerekse köydeki yaşlı insanların yeni nesillerce tanınması açısından il dışında, yurt dışındaki kişilerin köyümüzü görmesi, buradaki insanları hatırlaması amacıyla güzel bir proje olacağını düşünüyoruz. Peki buradan gurbettekilere bizi daha sonra izleyecek genç nesile herhangi bir mesajınız var mı? Genç nesil geldikleri yeri unutmasınlar. Şimdiki o bölgelere gidip de hiç bizi hatırlamayanlar var. Yani hem maddi hem manevi olarak köyümüze bağlantılarını kesmesinler. Son olarak selam göndermek istediğiniz kişiler var mı? Selam derken köyümüzün tüm halkına, bizi sevenlere, il dışında, yurt dışındaki tüm arkadaşlara, tüm dostlara selam gönderiyoruz. Köy derneğimizin sitesine de bakmaya davet ediyoruz.
bayramla koru. Bayramcıları da sorun. Çektiler. Başkanım. Köyümüzün. Hocam sen onları nerede çıkıyorsun? Annelerinden. Şöyle. Rahmetli sağ olun. Kırın evi. Orhanbürük kardeşimiz evi burası. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Derneğimize, başkanımıza. Bahavayaşı. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çikolatanızı aldınız mı? Çikolatanızı aldınız, şeker yüzünüzü. Allah'ım kabul eylesin. Her bayramda yaptığımız normal hane ziyaretlerini yapıyoruz. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Hane sahiplerine hediye olarak birer çikolata. Uygulamayı bastıran derneğimize, ilk başkanımıza, ikinci başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aman şey, köyümüz sakinlerinden Yusuf Burhan evi. Şimdi onu ziyaret ediyoruz. Oğlum sor sarıyla. Gözü çapa çıkıyor ya. Hacı! Gel. Buyurun içeri. Hadi giy üstün bacın, hadi çabuk. Yalandan. Sen nereden çıkıyorsun? Haneleri. Evet. Kim ki? Var? İçin için. Ortadaki pala 100 gram var. Ne var ya? Hane sahibi. Hane sahibi. Hadi takşi abi. Bu de burada. Bayramlaşma devam ediyor Kirlik köyünde. Aferin. Tek sıra geçelim abi. Bana versen şunu. Ben teslim edeyim. Arkadaşlar şu kendi aranızda paylaşın. Kafan kapalı her şeyi kamera. Arkadaşlar şunu istedim. Ben de şunu teslim edeyim. Ahmet. Size şunu teslim edeyim. Şükran güzel. Poşta bu kadar. Yemek nasip etsin. Hey. Amin. Hadi cümleden hayırlı bayramlar. Tabağı götür abi. Sizin tabak geri gelmez herhalde. Tamam abi. Tamam. Ne yapayım? Başkanım ortada gireyim mi basıyoruz? Kurtulmak için. Tamam. Oğlum versene. Ver. Öyle mi? Ne var ya? Versene Ahmet. Veriyor. Köylümüz bayram seren dinlemiyor. Yine çalışıyor. Çalışıyor. Abi bayramlar. Allah razı olsun. Bayramlar olsun. Sağ olun, sağ olun. Hocam. Orada kesim etleri nasıl yedik bu arada? Bayram barı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Abi kolay gelsin. Ahmet on numara çalışıyorsun abi. Bayram barı olsun. Sosyal. Sorunlar sormayalım. Beş tane arası var. Kudurunuzu hamdolsun. İyi. Aha. Burada. Gelin. Bir makinede şey getireceğiz. Temizde. Tam bütün dizini evine bana. Al şunları nasıl yiyor ya? Bayram ne diyor oğlum? Bayram uyuyun buna ya. Kız gel buraya gel seni öseyim. Resulun kızı. Resulun kızı. Ne? Yemez. Yaptın ne oldu? Ya hacı bayram bizim uyurdun mu etme eyleme ya. He ben daha önce var. Gel. Bayram bari olsun. Bayram. Ulan. Nihayet tütünü bıraktım. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet olun kardeşler. Selam. 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 Sel
Yazacağım bunu gazeteye. Yaz yazın da yaz. Foto. Başkanım yürüyor. Bu kadar kız var. Bu merdivenler galiba başarıya giden merdivenler. Başlıyorum başkanım. Başlıyorum. Başlıyorum. Abi kapat. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Sağ ol. Senin de. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Sizde bayram var. Bu kadar güzel. Hamd olsun. Maşallah maşallah. Allah'ım merdan maşallah. Geçmiş olsun. İyisin iyisin. İyisin. Bayram olsun. Sağ olun yavrum. Sağ olun. Bizim de bayram var inşallah. İnşallah inşallah. Oğlum köyümüzün en yaşlarından Recep Deren evine ziyarete gidiyoruz. Geliyorum. Bayramımız mübarek olsun. Tamam. Hocam bayramımız mübarek olsun. Sağ olasınız. Gelin buyurun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Verdiğim işi var. Kardeş bayramımız mübarek olsun. Hacı abone ol. Sen abone gel abone de. Hocam şunu takdim edelim. Meşhur olacak. Kadraja çık. Yok yok. Bir daha sen yapmadan şeyi de görüyor ya. Altında bir değişik yazılar var. Allah'ın hepiniz kabul eylesin. Hakkınızı helal edin. Tamam Murat sen yukarı dedilerini durdun. Ama da bulundu bu arada. Ne yapıyorsun? Derneğimizin eski başkanlarından Sayın Orhan Murat bizzat abim olur. Başkan çıktık mı ya? Abi olsun ya.
anca yatıyor arkadaşlar. Hadi böyle uyuyor. Hadi böyle uyuyor. Şimdi de köyümüzün dernek başkanı Sayın Cemil Deren'in evindeyiz. Bayram açmak için. İyi bayramın bayrak olsun. İyi bayramın bayrak olsun. Kullarımızın yüce bayramlara erişmek nasip eylesin, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde inşallah. İyi bayramlara bolsun. Kuşun nerede? Buradan geçelim mi taşıya? İyi bayramlara bolsun. Hadi gel sen de gel ya. Hadi gel dolaşalım. Hadi gel ya. Hadi iyi bayramlar, Allah'a emanet olun. Ben geçelim mi? Allah'ım niyetlerinizi kabul eylesin. Ne Allah. O zaman daha iyi olsun. Kim hata yapmıyor? Kim hata yapmıyor mesela? Evet, tamam. Güzel var. Başlar. Ne dikler abi? Köyümüzün tacilerinden Kaya Deren evini ziyaret ediyoruz. Köyümüzün en büyük büyükbaş hayvan tecilini yapmak. Başkanım bunlar reklam kokan hareketler ama. Hidayetim. Herkesin arabası var ya. Allah'ım ya. Bayramımız ağır olsun. Yasin. Merhaba yine. Hadi oğlum çek şimdi Kayadere'yi. Hadi. Arkadaş Kayadere'yi çekin bayramı. Çekin ama ya. Babamızın denepesi çiftliğin sahibi. Sayın Kayadere. Aynı zamanda amcaoğlu hiç. Nasıl değilsin? Her yönde bize maddi manevi destek vardır. Teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı. Oğlum bir bahane edeyim en şöyle bir şey. Köyümüzün en yaşlarından. Her türlü uğraşacağım. Bak şöyle. Şimdi hoş geldin. Yorulduk işte. Burası biraz tehlikeli mi? Bu zamanların bayramının en fazla eğlencelerinden biri olan öyle bakar abi. Sallama. Çek başlayalım çek. Çocuklar gibi şen. Bu kalan ne? Bu sabah hadi. Şurası sürüyor. Ulan kopuyor. Lan ama orada benim. Bu kapıya bir şey. Yapmasın değil mi? Hadi. 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 Başkanım, bir tane daha sıkıyorsun ya. Bir tane daha sıkıyorsun.
Abi tipsiz kim lan? Şuna bak tip. Abi niye kaybolayım? Ahmet, hadi çikolata al. Şuna bakalım da yalnız. Mustafa'yı buraya koyacağım. Vasiyetin beni götürsünler. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Allah'ın olsun. Allah'ın emanet ol. Başucunda biter yedi verenler aşıklar olmasınlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucunda biter yedi verenler aşıklar olmasınlar. Gönderdik. Benim çikolatayı ver lan, benim çikolatayı vermedi. Öbür taraf. Vermedi. Geç kızı bastı. Biri benim. Kim o? Bayağı çikolata vermedi sen. Niye vermedi? Öğretik anne. Yok hocam. Kim verdi çikolata? Ben geç çikolata. Yok geç çikolata. Ben geçtim lan. Bayağı çikolata. Yaylalara veda ettik ve de dağlara. Yatağı yorganı alıp düştük yollara. Külü çemeni değiştik kör betonlara. Köyü düşündükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Gülü çemeği değiştik kör betonlara. Köyü düşündükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da ciğer hani yürek kanıyor. Burada dost bildiğin anam sır kanotu. Elini tuttum mu bil ki elin yanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer hani içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer hani içim yanıyor.
yanıyor da güzel anam yürek Hasan dayımın andamda harman savurmak, Gülsüm gülle Asuman'a suda rastlamak, Bakraş'ta tutan yavurda parmak banmak, aklıma düştükçe anam içim yanıyor, yanıyor da ciğer hani yürek kanıyor. Bahraşta tutan yavurda armak banma, aklıma düştükçe anam içim yanıyor, yanıyor da ciğer hani yürek kanıyor. Burada dost bildiğin anar mısır kanotu, elini tuttum mu bil ki elin yanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur.